Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir proje ile birlikteyiz. Bildiğiniz gibi bir süredir kanalımızda RC denizaltı yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Daha önceki bölümlerde mekanik ve elektronik kısımları yapmıştık. Bugün ise fiber kumaş üzerine çelik macun uygulamasının nasıl yapılacağını, püf noktalarını sizlerle paylaşacağım. Gelin şimdi detayları hep birlikte görelim. Evet, burada kullanmış olduğum macun polyester bazlı bir macun arkadaşlar. Tehlikeli kimyasallar içeriyor. Bu yüzden önlemlerinizi alın ve maskenizi kullanın. Bu işlemi birkaç defa yapmam gerekti. Macunu çektim. Daha sonra zımparaladım. Çünkü burada pürüzler ve girintiler vardı. Bunların yok etmek adına birkaç sefer ince macun uyguladım arkadaşlar. Son bir kat daha macun uygulayacağım. Bu sefer biraz kalın çekeceğim. Daha sonra ise su zımparası dediğimiz zımparayla buradaki tüm yüzeyi pürüzsüz hale getirmeye çalışacağım. Tabii ki bu işlem biraz uzun sürüyor. Sizin 5-10 dakikada izlemiş olduğunuz bu proje için ben ortalama 1 aydır bu macun işlemiyle uğraşıyorum. Buradan milimetrik çalışmaya çalıştım. Çünkü bizim kanatçıklarımız hareketli olacağı için daha sonra uğraşmamak adına ince işçilik yapmaya çalıştım. Evet, yaptığımız işlem gerçekten çok ince işçilik isteyen bir işlem. Gördüğünüz gibi biz bu konuda uzman olmadığımız için çelik macunun bazı yerleri kalın, bazı yerleri ince çıktı arkadaşlar. Bazı yerleri gördüğünüz gibi düzgün çekemedim ve zımparaya çok fazla vakit ayırmam gerekti. Bakın buradaki yüzeyi nasıl pürüzsüz hale getireceğiz, şimdi onu göreceğiz. Adı üstünde su zımparası, suyla yapılan bir işlem arkadaşlar. Aksi halde çok fazla toz ortaya çıkıyor. Genelde araba kaporta işleminde kullanılır bu yöntem. Ama düzgün bir zemin elde edilebiliyor. Düzgün bir zemin elde edebiliyoruz bu sistemle. Biraz kirli tabii ki. Evet. Tabii ki bu kısımlara ben yeniden şimdi macun çekeceğim arkadaşlar. Bunu ilk kat diyebiliriz. Yani ilk zımparalama olayı bu. Evet, gördüğünüz gibi yüzeyi büyük oranda düzelttik. Artık bu kısma artık zımpara yapamam. Çünkü buraya macun çekmem gerekecek. Bu şekilde tüm yüzeyi işleyeceğiz arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi ince çizikler var arkadaşlar şu anda. Bu kısmın macununu düzgün çekmiştim. Şimdi buraya 0 numara zımpara yapacağım ve birazdan farkı göreceğiz. Aslında bunun için takozlar varmış arkadaşlar. Ben almaya üşendim. Kendi bulduğum bir altı düz bir parçayla bunu yapacağım artık. Burada kullandığım zımpara 180 numara. Bakın burada gördüğünüz gibi 182 numara kalın. Birazdan bir incesini kullanacağız ki daha düzgün bir yüzey elde edeceğiz.
Tabii ki bu işlemi yaparken kanadın aerodinamik yapısını bozmayacağız. Hücum kenarı, firar kenarı. Burada çıkan kısımlar benim fiber kumaşımın olduğu kısımlar arkadaşlar. Onlar önemli değil. Astar boyasıyla kapatabiliriz o kısmı. Evet, gördüğünüz gibi gayet düzgün bir yüzey elde ettim. Şimdi 0 numara zımpara yapacağım. 0 zımpara dediğimiz 1200'lük zımpara kullanacağım. Şu andaki hissi size anlatamam arkadaşlar. Camdan daha kaygan bir yüzey elde ettim. Tabii ki birkaç sefer daha zımparalama yapmam gerekecek. Şurada küçük kılcal birkaç tane çatlak var. Bu şekilde işleme devam edeceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi artık zımparalama işleminin büyük bir bölümünü hallettik. Artık bundan sonra boya işlemine geçeceğiz. Bazı ufak tefek rutuşlarım var. Onları da ben sizlerden... Evet arkadaşlar, artık zımparalama işleminin de %90'ını tamamladım sayılır. Artık astarını atacağım. Daha sonra ise boya işlemine geçeceğiz. Daha sonra ise mekanizmamı içine yerleştireceğim. Yeni takipçiler için bu denizaltının A'dan Z'ye yapımını kanalımda partiler halinde yayınladım. Burada ise denizaltımızın içerisindeki mekanizmayı görmektesiniz arkadaşlar. İşimiz bittiği zaman tamamen bu mekanizma bizim denizaltımızın iç aksamını oluşturan bir mekanik yapı olarak ortaya çıkacaktır. Tam olarak şu şekilde duracak. Buradaki tabii ki büyük bir pervane ekleyeceğiz ve denizaltımızın nihai son halini hep birlikte sizlerle göreceğiz arkadaşlar. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Yeni bir projede buluşuncaya dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.